Yusuf okula gönderdin mi? Hazırlan gidiyoruz. Nereye? O para bugün hesabına geçecek. Üzerinde. Var tabii. Benim döktüğüm kan var. Sen! Sen ölmemiş miydin? Bu kadar kolay mı zannettin he? Bu parayı sana bırakır mıyım? Kaç kişiyi öldürdüm ben bu paralar için? Damgamı kanla bastım her birinin üzerine. Bırakmam sana. Sen de öleceksin. Hayır. Hayır. Öleceksin. Yapma. Öleceksin. Yapma. Öleceksin. Bu kadar çabuk mu? Evet. Ama mirasın hemen hesabına geçmesi için belgeleri ıslak imza atman gerekiyor. Bu da noter önünde gerçekleşeceği için avukatın ofisine gitmemiz lazım. Tamam. Ben tek başına gidip hallederim. Tek başına olmaz. Kahvaltını yap, birlikte gidelim. Kahvaltı yapmayacağım. Hemen çıkalım. Bir an önce gidelim de bitsin bu iş. Berlin'deki havayı soruyorsun ama daha buradaki havayı bilmekten acizsin. Dışarı soğuk. Üstüne bir şeyler al, üşütürsün. Üşümem ben. Gerek yok. İyiyim böyle. Sana üstüne bir şey al demiştim. Kendini düşünmekten acizsin. Sana çocuk emanet ediyorum. Bir de her şeyle kendim başa çıkabilirim diyorsun. Evet, her şeyle başa çıkarım. Senden önce yok muydum ben? Bu yaşıma kadar sen mi vardın yanımda? Tek başına geldim bugüne. Ona ben de şaşırıyorum. Tek başına bugüne kadar gelmen bir mucize. Hayat doluyor ama bazen böyle şeyler. Ben kendime bakabiliyorum. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ne oldu? Midem. Kendine ne kadar iyi baktığın ortada. İnceciksin. Üşüttün muhtemelen. Aç karnına çıktığın için de olabilir. Al şunu. Yusuf'un. Kapı olarak aynı yaş grubundasınız nasılsa. Zaten ne zaman söz dinledin ki? Kendin için neyin doğru olduğunu düşünmekten acizsin. Anlamıyorum. Bunu senin adına düşünen birini dinlemek bu kadar mı zor? Ama yok. Laftan sözden anlamazsın sen. Anlamazsın. Bugün eline geçecek miras. Artık bir karar vermen lazım. Ne yapmak istediğini düşündün mü? Var mı aklında bir şey? Anlamıyorum. Evet mi demek, hayır mı demek? Konuşsana. Sana diyorum, hey! Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun ha?
Ne oldu? Geldik mi? Kulaklık mı vardı kulağında? Sürekli azar yiyeceğimi müzik dinlerim dedim. Ama mutluluğum buraya kadarmış. Ağzına da bir şeyler tak. O zaman konuşmazsın belki de. Oğlum, sakın yanlış anlama. Sen de torunum da benim canımın canısınız. Ama işte sırf bu yüzden sormazsam içim kaynar durur. İyi bir kıza benziyor. Ama sonuçta yabancı. Torunum için doğru mürebbiye bu mu? Bu hala. İçin rahat olsun. Kızın gururunu kırdım. Demek mürebbiyeliği bırakıp gidecek. Torunumun boynu bükük mü kalacak benim yüzümden yoksa? Kahvenizi nerede alırsınız akşamım? Şimdi kahve almayayım. Benim daha önemli işlerim var. Mürebbiye kızımız nerede? Aradım bulamadım. Konuşmak istedim onunla. Kendisi az önce çıktı ama nereye gittiğiyle ilgili bir fikrim yok. Numarasını yazar mısın bana? Bir şey soracağım da. Tabii. Diye bana dışarı çıktığımı. Kesin kısacak bana yine. Allah Allah. Nerede bu kız? Yalana mı sorsam acaba? Efendim hala. Neredesin benim aslan oğlum? İşimiz vardı, dışarıya çıktık mürebbiyeyle. Öyle mi? Tamam. Eve gelince konuşuruz o zaman. Hayırdır, bir sorun mu var? Aa, yok yok evladım. Mürebbiyeyle konuşacaktım. Önemli bir şey değil. Tamam hala. Ne yapıyorsun? Saçma sapan hareketler neydi öyle? Delirdin mi? Yok. Akça halaya selam söyle demek istedim.